Semizotunu yemek olarak biliyoruz ama bir de boranisi yapılıyor. Çok güzel, nefis oluyor. Çok çabuk, pratik bir salata. Evet, şimdi yapımına başlayalım. Merhabalar, ben Nuran. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle semizotu boranisi yapacağız. Bunun için ne gerekli? Şöyle yarım kilo kadar semizotu, bir küçük kase yoğurt, bir soğan, iki diş sarımsak, şöyle bir kaşık kadar zeytinyağı ve tuz. Malzemelerimiz bu kadar. Şöyle ben önceden şu şekilde ayıkladım. Şöyle saplarını biraz sert gördüklerimi ayırdım. Çünkü çok hızlı bir şekilde haşlayacağız. Yapraklar çok çabuk yumuşadığı için sapları biraz sert kalabilir. Onun için mümkün oldukça ayırdım ve lokmalık lokmalık elimle doğradım, bıçak değdirmeden. Şimdi bunu kaynayan suya ekleyelim. Suyumuz kaynadı. Şöyle kolayca süzdürmek için şu şekilde bir düzenek yaptım. Şimdi biraz tuz atayım. Şöyle bir kaşık kadar tuz atıyorum. Ekleyelim. Hemen birkaç dakika tutup alacağız. Şöyle biraz diri kalsın. Çünkü salata yapıyoruz. Ara sıra karıştırarak birkaç dakika tutacağız. Daha sonra hemen soğuk sudan geçireceğiz. Evet, sapları yumuşadı. Daha fazla bekletmeden hemen ocaktan alıp soğuk sudan geçirelim. Evet, sudan geçirelim. Şöyle. Hızlı bir şekilde kararmasını engelleyelim. Sıcak beklerse eğer sararır. Onun için sararmasına fırsat vermeden hızlıca soğutalım. Evet, onu soğumayı beklerken şimdi soğanını ve sarımsağını ayarlayalım. Şöyle sarımsağı şöyle iri iri doğrayıp havanda döveceğim. Eğer bir parça tuz atarsak dövmesini de kolaylaştırmış oluruz. Hem de salataya koyacağımız tuzu da şimdiden eklemiş oluruz. Şöyle. Sarımsağımız gayet güzel dövüldü. Şöyle bir kenara bırakalım bunu. Soğanımızı doğrayalım. Soğan koymayabilirsiniz. Ben soğanı daha çok seviyorum. Zevkinize kalmış bir şey yani. Ama soğan koyacaksanız çiğ olarak koyun. Doğradım.
kadar. Şimdi şöyle bunu kenara alayım. Bir karıştırma kabına koyalım. Tam bir yaz yemeği. Salata olarak düşünebilirsiniz. Yemek olarak düşünebilirsiniz. Evet. Sarımsağı ekleyelim. Soğanı ekleyelim. Birkaç dakika içinde çabucak olan pratik bir salata ve yoğurdu ekleyelim. Hepsi bu kadar. Şimdi tabağa alalım ve üzerine zeytinyağı gezdirelim. Yoğurdun miktarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Hani çok yoğurtlu severseniz daha fazla koyabilirsiniz. Şöyle de zeytinyağını gezdirelim. Evet, brownie'miz bu kadar. Birkaç dakika içinde hazır. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Yapacak olanlara da kolay gelsin diyorum.